geceler değerli izleyicilerimiz. Adnan Oktar'la sohbetlere başlıyoruz inşallah. Bugün İtalya'dan çok değerli misafirlerimiz var. Öncelikle onları tanıtacağım. İlk misafirimiz Fabrizio Fratus. Kendisiyle 2010 yılında İsviçre'de düzenlediğimiz yaratılış gerçeği konulu konferanslar sırasında tanıştık. Daha sonra Fabrizio Fratus'un başkanı olduğu AISO isimli kuruluşla 2010 ve 2011 yıllarında İtalya'da evrim teorisinin geçersizliği ve yaratılış gerçeği konusunda iki konferans organize ettik. Fabrizio çalışmalarımızı 2010 yılından beri takip ediyor. Kendisi İtalyan sosyolog. Doktora tezini bilimsel yaratılışçılık ve yaşam insanın kökeni hakkındaki yeni bilimsel buluşlar konusunda yaptı. İtalya'da anti-evrimci komiteyi kurdu. Birçok bilim adamını bu komiteye dahil etti. Evrim konusunda 5 kitabı var. Bu kitaplardan bazı isimleri şöyle. Allah mı, Darwin mi? Efsane mi, gerçek mi, evrim yalanı? Bilim ve inanç. 4 yıldır anti-Darwinizm konulu radyo programı yapıyor. Televizyon programlarına konuk olarak katılarak evrim teorisine karşı bilimsel delilleri anlatıyor. İtalya'da 2005 yılından beri her yıl ondan fazla sayıda Darwinizm içerikli konferanslar düzenliyor. Katolik inanca sahip, materyalizme karşı farklı kiliseleri ve farklı inançları bir araya getiren çalışmaları var. Şu anda toplumdaki ahlaki yozlaşma, aile kurumunun giderek bozulmaya uğraması, yalnızlığın artması gibi konularda halkı bilinçlendirmeyi başlayan çalışmaları var. Bu çalışmaları gençlerden oluşan ekibiyle birlikte gerçekleştiriyor. Diğer misafirimiz Dr. Carlo Alberto Cassano. Carlo Alberto Cassano, sağlık informatiği projesi yöneticisi, klinik patoloji analiz laboratuvarı ve patolojik anatomi laboratuvarı bilgi sistemlerinde uzmanlığı var. İtalya'da Dedalus Healthcare System'da görev yapıyor. Yaratılışı destekleyen ve evrim karşıtı çalışmaları var. Amerikalı akıllı tasarımcılarla yakın ilişki içinde. Fabrizio Fratus oluşturduğu evrim karşıtları komitesi ile işbirliği yapıyor. Sizin evrim karşıtı çalışmalarınızı yakından takip ediyor ve destekliyor. Evrim teorisine karşı yayın yapan bir radyo programı var. Ayrıca evrim karşıtı bir web sayfasının kurucularından birisi ve burada yazıları yayınlanıyor. Ayrıca diğer misafirimiz İtalya'dan Müslümanlığı seçmiş bir kardeşimiz Claudio Lazio. Evet. Hoş geldiniz, sefalar geldiniz, şeref geldiniz. Evet. Sizleri aramızda görmek bizim için çok büyük bir mutluluk vesilesi. Çünkü Allah'ı seviyorsunuz, Antikrist'e karşısınız. Evet, yaptığınız hizmet çok 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 büyük. Sizin de yaptığınız. İsa Mehdi'nin manevi evlatları olarak çok güzel bir hizmet veriyorsunuz. Bu bizi çok seviniyor. Evet. Beyefendiye söz verelim. Güzel, faydalı bilgiler verecektir tahmin ediyorum. Sostanzialmente me mi piace avere un approccio visto che io lavoro nell'informatica è bello perché mi rendo conto che gli organismi viventi, gli esseri viventi, quindi la creazione, rivela delle caratteristiche che sono molto simili, in certi casi uguali proprio a come si comporta l'informatica, come funziona l'informatica. Quindi il DNA è un codice di informazioni e queste informazioni vengono utilizzate per la costruzione delle proteine, le proteine vengono utilizzate per la replicazione del DNA. Questo ciclo viene governato da processi che sono processi simili a quelli dei software, dei programmi informatici. Esatto. E vengono utilizzate per effettuare dei processi all'interno della cellula che sono uguali a certi processi che ci sono nei programmi informatici. Allora, perché i programmi sono scritti da qualcuno, da una persona intelligente, e invece quello che c'è nella cellula no? Sono entrambi il prodotto di un'intelligenza. Quindi sizin varlığınız antikrist hakimiyetine esaslı bir yumruk oluyor tabii. Sizleri özellikle televizyonda antikriste göstertiyoruz ki karşısındaki gücü görsün, önce yılsın, geri çekilsin diye. Okay. Çünkü şu an sizi seyrediyordur o ders. Buyurun biraz da sizi dinleyelim. La battaglia anti-evoluzionista è importante perché in questo momento in Occidente c'è un attacco fortissimo da parte del materialismo e
del consumismo. Ed è importante unire tutte le forze esistenti al mondo per combattere il comune nemico che parte dal darwinismo. Certo, noi abbiamo in Italia e in Europa il problema che molti giovani non hanno più un senso della vita, non riconoscono più Dio. Sonuna kadar yanınızdayız. İtalyan gençliğinin, Fransız gençliğinin, Alman gençliğinin kurtuluşu da bizim için çok hayati. Onların gerçek bir Hristiyan olması bizim için mutluluk vesilesi olur deriz. Io ringrazio, sono contento infatti perché insieme al gruppo e al lavoro fatto da Rungliaia sono i convegni in Italia anche in Francia dove ho partecipato a Parigi hanno contribuito a portare la parola della creazione verso persone che l'hanno dimenticata. E quindi è molto importante questa collaborazione tenendo conto che il nemico vuole dividere i credenti e grazie a queste divisioni permette la vittoria nel mondo occidentale del materialismo. E quindi ben vengano tutte le collaborazioni, io sono molto felice di questo contributo. Biz Hristiyan olmanızdan çok memnunuz. Bu bizi sevindiriyor. Ama bazı bağnaz Müslümanlar için Hristiyan olmak bir suç oluyor, bir Musevi olmak suç oluyor. Biz bu yanlışlığı bütün gücümüzle düzeltmeye çalışıyoruz. Io sono contento e c'è anche per molti cristiani alcuni islamici sono nemici quindi è un problema comune. Evet, o da yani antikristin bir oyunu. Ona o oyunu da mutlaka bozacağız. D'accordissimo. En mühim konu siz Allah'a inanıyorsunuz ve Allah'ı seviyorsunuz. Bizi ilgilendiren yönü bu. Stesso ragionamento. Dio va difeso perché è sotto attacco. El birliğiyle antikristi kazıyacağız der. Ne sono certo perché il bene triunferà certamente, però si deve fare in modo che tutti insieme si vada nella stessa direzione. Antikrist boş kafalı bir zihniyet. Onun yenilmesi çok kolay ama bizim ittifakımızın çok kararlı olması önemli dersin. Il problema è che molti non comprendono chi sia dove sia il male e dove sia il bene e la divisione portata da questa situazione comporta che molte volte ci facciamo male tra noi che dovremmo rappresentare il bene. Evet, doğru. Her şey zamanla güzel olacak. Bizim inancımıza göre de İsa Mesih'in dünyada olduğuna inanıyoruz. Yakın zamanda da görüneceğine inanıyoruz. Conosco la posizione e mi ha affascinato molto, l'ho conosciuta. E quando lui verrà? Bunu 3-5 yıl, 10 yıl içerisinde insanlar daha keskin anlayacağını düşünüyorum. Sono fiducioso e spero che ciò avvenga il prima possibile. Io sono a testimonianza, sono italiano, sono diventato musulmano, mashallah. Cerco di anche io portare il mio apporto alle persone per far capire l'esistenza di Dio. E questo è un po' la mia vocazione di questo periodo, grazie anche chiaramente al lavoro che è stato fatto da parte sua. Ben de teşekkür ediyorum. Benim kitaplarımı okuyor. Maşallah. Ne zamandan beri okuyor? Sono 7 anni più. Sono tutti nell'iPhone scaricati. Perfettamente si possono portare. Everywhere. Evet, benim kitaplarım samimi, akılcı, bilimsel olduğu için insanların ruhunda çok olumlu etki yapıyor. O tabii Allah'ın gücüyle oluyor. Sono molto semplici e molto chiari per le persone da poter comprendere senza parole che possono mettere dubbi o incertezze insomma. Evet, hurafe benim çocukluğumda çok fazla vardı. Çocukluğumda hep benim özlemimdi yani akılcı, makul, doğru. Kur'an'a dayalı kitaplar olması. Şu an bu oluştu. O da beni sevindiriyor. Doktor Carlos, siz de Yahova şahidisiniz. Yahova şahitlerini de çok seviyorum. Çok aktifler. Allah'ın varlığını çok güzel anlatıyorlar. Grazie. Çok akılcı, güzel çalışıyorlar. Diciamo che la Bibbia dice che le qualità di Dio sono visibili nella creazione, così che e sono inescusabili, non si possono trovare delle scuse. Evet, İncil'de Petrus'un bir mektubu bab 2 15-17'de diyor ki fakat Allah'ın kulları gibi iyi iş diyerek akılsız adamların cehaletini susturun.
Fakat Allah'ın kulları gibi iyilik işleyerek akılsız adamların cehaletini susturun. Bütün insanlara hürmet edin, kardeşliği sevin, Allah'tan korkun. Dünyayı ve içindekilerinin tümünü yaratan yerin ve göğün Rabbi olan Allah, Elçilerin İşleri 17-24. Her evin bir yapıcısı vardır. Her evin bir yapıcısı vardır. Oysa her şeyin yapıcısı Allah'tır. İbranilere mektup 3-4. Evet. Dünyayı ve içindekilerin tümünü yaratan yerin ve göğün Rabbi olan Allah, herkese yaşam, soluk ve her şeyi veren kendisi olduğuna göre bütün ulusları tek insandan üretti ve onlar yeryüzünün 4 yana yerleştirdi. İşleri 17-24-25. Evet, Allah sizlere güç versin, sayınızı artırsın. Antikrist'e karşı Müslümanlarla birlikte hareket etmeyi nasip etsin. Müslümanlar, Hristiyan ve Musevileri Allah kardeş hale getirsin. Hepsine Allah'ı çok sevdirsin. Herkesi kendi dininde samimi hale getirsin. Samimi dindarlar haline gelmelerini nasip etsin. Sizlere Allah uzun ömür sağlığı versin. İsa Mesih'i ve Moşiyah'ı görmeyi nasip etsin. Mehdi yani. Bizim inancımıza göre Mehdi. İsa Mesih'i de birlikte hareket edecek. Evet, Hristiyan Müslüman kardeşliğini meydana getirecek bu ikili İsa Mesih ve Mehdi. O her ikisini bekliyoruz şu an. Allah'ın o isteyen. Ve dünyada olduklarına inanıyoruz. Evet, İsa Mesih çıktığında Birleşmiş Milletler başta olmak üzere Masonluk, tapınak kuvvetleri hepsi İsa Mesih'i destekleyecekler. İsa Mesih'i göreceğiz. İnsanlar peygamber görmüş olacak. Yani bizim inancımıza göre. Evet. Ve hani dünyada olduğuna inanıyoruz. Gizlendiğine inanıyoruz. Yani ona kötülük yapmamaları için talebeleri tarafından gizlendiğine inanıyoruz. En mühim mesele olarak Bediüzzaman Hristiyan ve Müslüman ittifakını göstertiyor. İnşallah öncelikle bunu hallederiz. Ayrı ayrı olduklarında diyor, mağlup olacak istidadındayken, birleştiklerinde yenecek istidadındayken diyor, Hazreti İsa Mesih diyor gökyüzünden iner, geldiği vakit yakın talebeleri, has talebeleri onu imanın nuruyla tanırlar. Herkes tanımaz diyor Said Nursi. Evet, onu çok detaylı anlatmış İsa ve Müslümanlar ve Hristiyanlar ittifak edeceğini, birlikte yok edeceğini söylüyor. Tabii bunu sevgiyle, akılla halledeceklerini söylüyor. Masonlarla görüştüğümde samimi olarak İsa Mesih'i beklediklerini gördüm. Kendini Tapınak şövalyelerini de aynı şekilde beklediklerini gördüm. Malta şövalyelerinin, Gülhan Teşkilatı'nın, bu çok büyük bir güç. Yani bu kadar büyük güçlerin İsa Mesih'i seviyor olması bizim için çok sevindirici. İsa şöyle karşılık verdi. En önemlisi şudur. Dinle ey İsrail, Allah'ımız Rab, tek Rab'dir. Allah'ın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle seveceksin. Markos 12-29-31. İsa şöyle karşılık verdi. En önemlisi şudur. Dinle ey İsrail. Allah'ımız Rab, tek Rab'dir. Allah'ın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla, bütün gücünle seveceksin. Bizim burada sohbetlerimizde de okuduğumuz İncil'in güzel, İncil'de geçen güzel Allah'ın sözleri. Allah'ın Rabbi tüm yüreğinle, tüm canınla, tüm anlayışınla seveceksin. İşte ilk ve en önemli buyruk bu. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur. Komşunu kendin gibi seveceksin. Matta 22-37-39. Umut düş kırıklığına uğratmaz. Çünkü Allah sevgisi yüreğimize dökülmüştür. Doğrusu Romalılara mektup 5-5. İncil çok içici, güzel Allah'ın hükümlerine dolu bir kitap. Kur'an'da İncil hep gönderme yapılır Allah tarafından. Nur ve hidayet kaynağı olarak geçer. Tevrat için aynı şekilde geçer. İncil sahipleri İncil'le hükmetsinler, Tevrat'la hükmetsinler diyor Allah Kur'an'da. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Bizleri mutlu ettiniz. Kardeşliğimiz sonsuza kadar devam etsin. Evet, İsa Mesih'e Allah'ımızı talep etsin. Yüzünü görmeyi bize nasip etsin Allah. Sevgisini hep kalbimizde muhafaza etsin Allah. Allah cennette de kardeş olmamızı nasip etsin. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Onur duydum. Sevinç duydum. Grazie.